Romanımızın adı İçimizdeki Şeytan. Yazar Sabahattin Ali. Yayın evi Yapı Kredi Yayınları. 21. bölüm. Bu hadiselerden sonra 10 gün kadar hayatlarında hiçbir fevkaladelik olmadı. Araya aybaşı girdiği için henüz şiddetli para sıkıntılar da yoktu. Yalnız Macide'nin bütün tahminlerinin aksine olarak bu müddet esnasında Nihat onları daha sık ziyaret etmeye başlamıştı. Bu sefer bir takım garip delikanlıları da beraber getiriyordu. Darülfünun muhtelif kısımlarında okudukları rivayet edilen ve bağıra bağıra konuşmayı, geniş hareketler yapmayı itiyat edindikleri ilk anda göze çarpan bu gençler, Ömer'in pansiyonundaki karanlık salonda toplanıyor, madamı ikide bir de odasının kapısından başını çıkararak kızgın gözlerle ortalığı süzmeye mecbur edecek kadar gürültü ediyorlar. Bazı meseleleri münakaşa ve Nihat'ın fikirlerini tamamen kabul ettikten sonra dağılıyorlardı. Bazen ceplerinden çıkardıkları bir takım yazıları birbirlerine okuyor yahut neşretmekle oldukları mecmua ve broşürlerin tashislerini yaparlardı. Yazıları ekseriya ismi zikredilmeyen yahut nadiren ve korkunç sıfatlarla birlikte zikredilen muhasımlara küfürden ibaretti. Ömer, Nihat'ın hatırı için bazen bunların yanında oturur, hatta bu ateşli yazıları biraz da zevk alarak dinlerdi. Bu gençlerin iddialarına bakılacak olursa, memleketteki bütün aklı başında fikir adamları birer türlü lekeydi. Kimisine falan milletin yardakçısı, kimisine şu veya bu fikrin satılmış kölesi, kimisine korkak ve dalkavuk, kimisine bozuk kanlı diye hücum ediyorlardı. Sadece kulak misafiri olduğu halde Ömer, bunların mücadele ettikleri adamlar ve fikirler hakkında hiçbir malumatları olmadığını hayretle tespit etti. Bunun için bir gün Nihat'a "Yahu, sana acıyorum. Etrafına daha akıllı başında insanları toplayabilirdin," dedi. Fakat o, kurnaz bir gülümseme ile mukabele etti. "Lüzumu yok. Aklı başında adamlarla hiçbir iş yürümez. Bize itirazsız inanacak ve düşünmeden harekete geçecek insanlar lazım. Bu gençleri romantik bir takım emellere bağlamak, onlara kabadayıca sergücestlerin hasretine duyurmak ve bugünkü hudutları dar gösterip büyük arzular beslemek ve böylece hepsini avucunun içine almak daha kolay ve daha muvaffak." Sonra artık yola getiremeyeceğini anladığı dostuna karşı samimi olmaktan bir mahsur görmeyerek ilave etti. Hayat bir katakulliden ibarettir. Bir zamanlar Nihat'la münakaşa ederken söylediği gibi Ömer, arkadaşının sözlerinin doğru olmaması icap ettiğini seziyor, hayatın bu kadar aşağı emeller üzerinde kurulabileceğini kabul etmiyor, fakat fikirlerini müdafaa edecek kudreti de kendinde bulamıyordu. Hayat herhalde bir katakulli değildi, ama neydi? Bu hayatın bir manası olmak icap ederdi. İnsan dünyaya sadece yemek, içmek, koynuna birini alıp yatmak için gelmiş olamazdı. Daha büyük ve insanca bir sebep lazımdı. Lakin tembelliğe alışmış olan kafası bunu bulamıyor, bulmak için uğraşmaya üşeniyor, yanlış ve bayağı olduğunu sezdiği şeyleri de kabul etmediği için selameti firarda buluyordu. Her şeyden, her derin düşünceden, her üzüntülü nefis muhasebesinden kaçmaya itiyat edinmişti. Düşünce adamı olmaktan çıkmış, muhayyile, daha doğrusu kuruntu adamı olmuştu. Etrafında kendisini doğruluğuna inandıracak bir fikir cereyanı bulmadıkça, arkadaşlarının ve hatta hocalarının büyük ve gösterişli sözlerinin arkasında adam akıllı, esnafça işler kovaladıklarını gördükçe kendi muhayyel aleminde yaşamayı tercih ediyor ve hakikat sadece muhayyilede yaşamakla mümkün olduğundan maddi hayatından tesadüflerin, ani heyecan ve ihtirasların oyuncağı olup kalıyordu. Nihat, yanındaki çocukların kabadayıca feragat ve fikir kahramanlığı rolü oynadıklarını sezecek kadar zekiydi. Onlar Ömer'e idealsiz ve hodbin genç, içinde asla inanmak ihtiyacı duymayan serseri ruhlu bir adam diye bakarlarken Ömer de "Ben sizi bilirim, civan delikanlılar. Bütün fedakarlık hamleleriniz post kapıncaya kadar sürer," diye söyleniyordu. Bunlardan biriyle konuşurken "Azizim," diye sormuştu. "Sen tıbbiyeyi bitirince ne yapacaksın? Köye mi gideceksin?" Öteki birdenbire boş bulunarak "Ne münasebet," dedi. Sonra pek ustaca olmayan bir ricat yaptı. "Mamafi, icap ederse giderim." "İcap etmesi nedir? Nasıl icap eder?" "Köyün doktora ihtiyacı var. Sen gitmek istersen kimse de mani olmaz. Ne bekleyeceksin?" Çocuğun cevap vermeye hazırlandığını görünce devam etti. "Hiçbir şey söyleme iki gözüm. İtirazlarını senden evvel ben sayıvereyim. Köylere gitmeden evvel
Birçok şehirlerimize bile doktor lazım. Köylerde ve Said noksanı yüzünden kafi derecede faydalı olamayız. Bu kadar tahsili ve yurdun bize tecelli eden emeğini mahdut bir mantıkta ziyan edemeyiz. Değil mi? Pekala, ben de size hak veriyorum. Öyleyse ne diye feragat makaleleri, köylüye destanlar yazıp duruyorsunuz? Bak, ben sana senin neler istediğini sayayım. Evvela bütün müvafakiyetinin başı olarak büyük bir iltimas arayacaksın. İtiraz etme, bal gibi arayacaksın. Hatta eğer son sınıflara yaklaştıysan aramaya başlamışsındır bile. Ondan sonra memleketin göz önünde bir yerine tayin olunmak, ihtisas yapmak imkanlarını elde etmek, sonra para kazanmak. Bol bol, avuç avuç, çılgınlar gibi kazanmak. Sonra güzel bir karı almak. Kafaca anlaşacağın ve ruhu ruhuna uygun bir kadın değil. Herkes gördüğü zaman aman bakın falancanın ne enfes karısı var desin yeter. Yalnızca bu noktada idealsiniz. Ve maddi menfaatler ve rahatlar haricinde yegane manevi zevkiniz budur. Güzel karı alıp herkese parmak ısırtmak. Sonra otomobil, apartman, daha sonra göbek, poker vesaire. Hayatınızı gözümün önüne serilmiş gibi görüyorum. Bir şey dediğim de yok, pekala. Demek ki böyle icap ediyormuş, böyle olsun. Fakat bu istikbale hazırlanırken şu yaptığınız işler tarzındaki bu mukaddemeye ne lüzum var? Yarın yaşlanınca eşe dosta gençliğimizde çok idealistik ama hayat insanı değiştiriyor. Şimdi realist olduk. Ah o ateşli günler diyebilmek için mi? Bu kısa gevezelik devrelerini sırtınıza vererek bundan sonraki hayatınızın kepaze ve boş mahiyetini maruz göstereceğinizi mi ümit ediyorsunuz? Nihat, Ömer'in bu nevi ukalalıklarını doğru bulmadığı için onu başka taraflara çekmeye çalışıyor ve son günlerde hep beraber geldikleri Profesör Hikmet'le dedikodu bahisleri açıyor. Fakat Ömer, fırsat buldukça o zavallı delikanlılara musallat olmaktan geri kalmaz, herhangi birini yakalayıp çatmaya başlardı. Genç arkadaş, sen hangi işin peşindesin? Hukukçu mu? Enfes. Şimdilik böyle gönül eğlendiriyorsun. Yarın öbür gün müdeyyimimu muavin olunca İran ile Turan ile uğraşmaya vaktiniz kalmaz. Köyden köye cermi meşhuda gidersin. Yarım yamalak okuduğun evraka dayanak ceza talep eder ve hayatının manasını idrak etmek için eşi dostu toplayıp bekar odanda akşamları iki kadeh atarsın. Göreceksin. Birkaç sene içinde emellerine ne kadar daralı verecek. Bu ateşli halinden eser kalmayacak. Baremde bir derece yükselmene mani olacak kahramanlıklardan şiddetle kaçınacaksın. Her amirin karşısında bir tek düşüncen olacak. Ne pahasına olursa olsun kendini beğendirmek. Onun için isyankar ruhuna şimdiden boşalt. Tam fırsattır. Tabelayken istediğin profesörü cahil, istediğin hocayı aptal bulabilirsin. İstediğin gibi tenkitler yaparsın. Hiçbir zararı olmaz. Bilakis arkadaşların arasında merteben yükselir. Sana açıkça cevap veremeyeceğini bildiğin kimselere küfürlerle hücum et. Hain ve alçak diye yaz. Gençlik ateşlidir. Hareket ve heyecan ister. İstikbalini tehlikeye koymamak şartıyla coş bakalım. Bir gün bu gençlerden biri ona sordu. Ömer Bey, dedi. Siz adeta yaşlı bir adam gibi konuşuyorsunuz. Halbuki aşağı yukarı bize akransınız. Aramızda ancak 3-4 yaş fark var. Ömer evvela verecek cevap bulamadı. Bir müddet düşündükten sonra hakkım var, dedi. Sizin de benim de işimiz gevezelik. Yalnız bir farkla. Siz bir şeyi yaptığınızı zannediyorsunuz. Ben ne yaptığımı, daha doğrusu ne yapmadığımı gayet iyi biliyorum. Sonra ben daha çok kendi içimde yaşayan bir insanım. Bunun için size nazaran birkaç misli fazla yaşamış sayılırım. Bu münakaşalar ve makara kıraatleri esnasında Macide ekseri odadan çıkmazdı. Yalnız ara sıra Profesör Hikmet Ömer'e ''Hemşire hanım nerede? Buyurmazlar mı?'' diye soruyor ve Ömer gidip karısını getiriyordu. Böyle zamanlarda profesörle kırdığı gayet cazip mevzulara, mesela Arap müverrihlerine veya Selçukilerin silah kullanımlarına intikal ettirir, saatlerce tefsilat verir ve genç kadını böylece ilmine hayran ettiğini zannederdi. Son günlerde profesör bir de evlenme merakı gelmişti. Talebeleri ona ikide bir kız buluveriyor fakat nedense iş bir türlü ciddileşmiyordu. Bazen Nihat, ''Macide hanım, siz konservatuvarda iyi ve güzel bir arkadaşınız yok mu?'' diye sorar ve Macide hafif kızarıp sahi zannederek, ''Bilmem, hiç bu gözle bakmadım.'' derdi. Profesör hem güzel, hem tahsilli, hem de iyi aileden bir eş arıyor ve nihayetsiz ilminin kendisine bütün bu meziyetleri istemek hakkını verdiğini sanıyordu. Macide,
Ömer'le aralarında herhangi bir münakaşa olmasını istemediği için bir türlü sesini çıkarmıyor. Fakat ziyareti her güne bindiren bu dostlardan hoşlanmadığını, daha fazla saklayamayacağını da hissediyordu. Gündüzleri konservatuvardan döndükten sonra evi düzeltmek, yiyecek hazırlamak, biraz da dinlenmek lazımdı. O akşamki hadiselerden sonra Ömer'le aralarında yeniden taze ve kuvvetli bir dostluk başlamıştı. Fakat henüz herhangi bir mesele halledilmiş değildi. İkisinin de içinde uzun uzun konuşmaya ve anlaşmaya ihtiyaç gösteren düğümler vardı. Adeta yeniden tanışıyormuş gibi birbirlerinin önüne sermeleri, sevgilerini tekrar bir takım esaslara istinat ettirmeleri lazımdı. Şimdiki münasebetleri daha ziyade karşılıklı itimata dayanan bir mütarekeye benziyordu. Uzun zaman bu halde yaşamak, vaziyeti düzeltmeyecek iki tarafın birbirinden gene bir takım şeyleri saklamasına, sakladıkça karşısındaki için elinden olmayarak bir takım memnuniyetsizlikler beslemesine sebep olacaktı. Mesela Macide Ömer'in ahbapları işini kökünden halletmek istiyordu. Kocasının bunlara pek candan bağlı olmadığını, sırf alışkanlık yüzünden ve münasebetini kesmek için bir sebep görmediğinden onlarla düşüp kalktığını fark ediyor, fakat bir türlü açıkça her şeyi söyleyemiyordu. Saza gittikleri akşam Ömer'e birdenbire kalkalım demesinin sebebi bu yüksek adamların konuşmalarının tahammül edilemeyecek kadar manasızlaşması, fakat bunun yanında da Profesör Hikmet'in gitgide yüzsüzleşen sarhoş halleriydi. Yan yana oturdukları için ikide bir Macide'ye doğru eğilerek herhangi bir akla hayale gelmeyecek bir şey söylüyor, bu sırada midesinin ufunetli havası genç kadının yüzünü kaplıyor ve nefesini kesiyordu. Pek de sarhoşluk eseri olmayarak yanına sallayıverdiği elleri Macide'nin dizlerine veya bacaklarına dokunmak hususunda göze batar bir tamahül gösteriyorlar ve büsbütün kızaran göz kapaklarının arasında hastalıklı, bir kendininkine benzeyen gözleri, manası pek açık olan ifadelerle Macide'nin göğsünde dolaşıyorlardı. Bunları Ömer'e açıkça söylemek mümkündü. Ömer derhal inanacak ve bütün arkadaşlarına arkasını dönüverecekti. Veznedar meselesinden sonra böyle bir şeyi istediği de anlaşılıyordu. Fakat daha evvel gibi profesörle kavga etmesi ve hadise çıkarması da mümkündü. Sonra kendisine teheyyüç veren her vakadan sonra Ömer'e sinirli bir dalgınlık çöküyor, bu hal Macide'yi korkutmaya başlamıştı. Kendisi haklı olsa, bu hakkı Ömer kabul etse bile kocasının içinden gene ''Ne diye benim ruhumun ahengini bozdun?'' diyen bir taraf bulunacağını biliyordu. Ömer'in katı hareketlerinden ve kararlardan kaçmak ve hoş olmayan her meseleyi olduğu gibi bırakarak el sürmemek yolundaki tamayülünü öğrenmişti. Herhangi bir işe kendini vererek uğraşmak, bir meseleyi tatlı veya acı bir neticede bağlamak genç adamı ürkütüyor ve o hiçbir şeylerin farkına varmadan yaşamayı ve nihayet hadiseler kendilerinden kaçınılmayacak kadar sıkıştırınca ani ve şiddetli kararlar o anda aklına gelen hareketlerle işin içinden sıyrılmayı ve her şeyi koparıp atmayı tercih ediyordu. Genç kadın mütemadiyen düşünüyor ve herhangi bir karar veremiyordu. Bedri o hadiseden sonra ancak bir kere ve Ömer'le beraber geldi. Birkaç dakika oturduktan sonra hemen gitti. Halinden anlaşıldığına göre ablasının ziyaretinden haberi vardı ve Macide'ye karşı kendini mücrim hissediyordu. Bu ziyarette Balıkesirli bir ahbabını gördüğünü, ondan öğrendiğine nazaran annesinin Macide'yi pek merak ettiğini söyledi. Macide, ''Evet, çok fena ettim. 3 aydır mektup yazmadım.'' dedi. Fakat ne yazabilirdi? Vaziyetinin Balıkesir'e karşı izah edilmesi hayli müşkül, hatta imkansızdı. Şu nikah işi bitse belki biraz daha kolaylaşacaktı. Bir taraftan da eniştesinin ve ablasının bir takım manasız hareketlere kalkmalarından, hatta polise falan müracaat etmelerinden korkuyordu. Fakat Ömer'in soyu şimdi tamamen dağılmış ve fakirleşmiş bulunmasına rağmen hala Balıkesir'in müteber eşref ailelerinden sayılırdı. Onların gelini olmak birçok şeyleri tekrar düzeltecekti. Bu sıralarda hadiseler gene süratle birbirini kovaladı ve Macide'nin hayatı 24 saat içinde büsbütün başka istikametlere de alıverdi. 22. Bölüm. Profesör Hikmet başta olmak üzere Nihat ve mahiyetindeki gençler bir akşam Ömer'i ve karısını bir hayır cemiyetinin müsameresine götürdüler. Ömer o gün adam akıllı yorgundu. Parası olmadığı için Taksim'den Sirkeci'ye yayan gitmiş ve öğle yemeği yememişti. Bu yüzden pek gönlü yoktu. Macide'nin de gitmek istemeyeceğini tahmin ediyordu. Evvela teklif kabul etmedi. Fakat Profesör Hikmet, ''Hanım kızımız görmek isterler.
Gençlerin uğraşıp yaptıkları bir şey. Müzik var, piyes var, çocuklar çalıştılar. Bir teşvik olur. Biz zaten elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Siz bir ziyaret edip gayret vermekte çap kaçmayın, dedi. Ömer bir aralık ağzından o gün yayan yürüdüğünü ve parasız olduğunu kaçırdı. Hikmet hemen elini cebine atarak 2 lira çıkardı. Ne diye bana derdini açmazsın? Sana kaç defa söyledim, diye azarlayarak Ömer'e verdi. Nihat da daha lazımsa ben de vereyim, dedi. Ömer bu söz üzerine tüylerin ürperdiğini hissetti. Nihat'ın kendisine vaznedarın parasını teklif ettiğini zannederek ona kin dolu bir bakış fırlattı. Fakat Nihat hiç aldırmadan haydi uzun etme gidelim, dedi. Hep beraber çıktılar ve tramvayla Şehzade başına kadar geldiler. Bu sokaklarda Macide'ye garip bir koku sardı. Emine teyzelere sapan yolun önünden geçerken bütün gayretine rağmen başını o tarafa çevirmekten kendini alamadı. Ve iki katlı ahşap evin içerisinde penceresinde ışık yanmadığını gördü. Herhalde sofrada yemek yiyorlardır, dedi. Eski bir konak bahçesinden geçtiler. Kocaman binanın sofası süslenmiş, arka arkaya dizilen iskemleler ve battaniye perdelerinin ayırdığı bir sahne ile müsamere salonu haline getirilmişti. Ortada kimseler görünmediği için Ömer, erken geldik galiba, dedi. Profesör Hikmet öyle dedi. Mamafi, reisin odasına bir bakayım. Belki eşten, dosttan gelenler vardır. Çene çalarız. Oldukça büyük bir odaya girdiler. Burası hakikaten doluydu. Macide, cigara dumanları arasında hayalleşen 15-20 kadar insan gördü. Birçoğunun saza gittikleri akşam tanıştıkları kimseler olduğunu fark etti. Karşıdaki büyükçe bir yazı masasının arkasında beyaz ve kıvırcık saçları arkaya taranmış, orta yaşlı, biraz uzun ve at suratlı bir zat vardı. Bu cemiyetin reisi olduğu anlaşılıyordu. Yeni gelenler içeri girdikleri sırada hararetli bir konuşma başlamıştı. Reisin yanındaki eski usul, vişne çürüğü moraken koltukta yaşlı ve yuvarlak yüzlü, mini mini gözlü ve seyrek saçlı bir adam sağ elini müntazam fasıllarla kaldırarak nasihat veya emir verir gibi bir şeyler anlatıyordu. Ömer hemen karısına dönerek eski ve meşhur adamlardandır. Çok büyük memuriyetlerde bulunmuştur. Şimdi mütekaid fakat fikirlerinden herkesi istifade ettirmek ihtirasını muhafaza ediyor. Dikkat et, çok yaman laflar eder, dedi. Gelenler birer iskemle bulup iliştikten sonra konuşan zat tekrar söze başladı. Uzun uzun birçok şeylere temas etti. Asıl neyi kastettiği pek anlaşılmıyor. İstanbul'un sokaklarını tamirden Avrupa'ya giden talebenin barlarda gezmesine, köylüye traktör verilmesinden Almanya'ya olan tütün satışına kadar her mevzuya uğruyordu. Bir aralık memleketi idare için mumtaz bir zümherin vücudunda lüzum gördüğünden ve bu zümheri alalede yoldan elde etmek güç bulduğu için her mektepten sınıf başları toplayıp ayrı bir rejim altında ve ayrı bir tahsil ile yetiştirmek mümkün olacağından bahsetti. Her fikrini takviye için kendi hayatından ve pek zengin olduğu anlaşılan mazideki icraatından misaller gösteriyordu. Bir köşede cigara içip etrafı süzen muharir İsmet Şerif, mütemadiyen konuşan mühim adamın nefes almak için yaptığı bir fasılaya yaklaşarak söze başladı. Ve kendisi de aynı akabete uğramamak için kelimeler ve cümleler arasında ufak bir boşluk bile bırakmadan anlatmaya koyuldu. Aynen kendinden evvel konuşan zat gibi bin türlü mevzuya atlıyor fakat daha kararlı bir lisan ve daha göz boyayıcı kelimeler kullanıyordu. Sonra misallerini de mazideki icraattan değil yazdığı eserlerden almayı tercih ediyordu. Macide bu sırada Bedri'nin de içeri geldiğini gördü. Ömer hemen eliyle işaret ederek arkadaşını yanına çağırdı. Gel beraber oturalım, dedi. Bizim İsmet Şerif bütün başından geçenlere rağmen akıllanmamış. Boyuna ukalalık edip duruyor. Şimdi bir laf atıp kızdıracağım. Bu sırada büyük muharrir, içtimai bünyeniz teşekkülünde mühim amil olan bu donelerin kütle psikolojisi üzerinde de maşeri tefekkürün tevekkülünde nasıl bir seyir ile müessir olduklarını romanlarımda uzun uzadıya teşhir etmiştim, diyor. Yani toplumsal yapımızın biçimlenişinde önemli bir etken olan bu verilerin kütle psikolojisi ve toplumsal bilincin oluşumunda nasıl bir gelişimle etkili olduklarını romanlarımda uzun uzadıya irdelemiştim, demek istiyordu. Ömer hayretle sordu. Üstad, sizin romanlarınız da mı var? İsmet Şerif hiç beklemediği bu cehalet tezahürü karşısında okuma yazma bilenlere sorun demekle iktifa etti. Ben sizin ara sıra makalelerinizi görüyorum fakat romanınız olduğum farkında değildim. Herhalde okunmuyor.
Şair Emin Kamil, arkadaşı İsmet Şerif'e yapılan bu hücumdan memnun olduğunu belli edecek kadar müdessebin bir yüzle ona müdafaya kalktı. Aman dostum, yara romanı pek rağbet görmemiş de olsa edebiyat tarihimize girmiştir. Yara, İsmet Şerif'in hakikaten en çok ismi zikredilen eseriydi ve aşağı yukarı kendisine çocukluğunu ve gençliğinin bir kısmını zehir eden ve onu daima şekilde sakat bırakan boynundaki yaranın hikayesiydi. Ömer, insafsız bir kararla hücumunun arkasını bırakmadı. "Yapma canım," dedi. "Yara romanı hakikaten fena değildi. Bak şimdi, aklıma geliyor. Bir zamanlar ben de okumuştum. Lakin hep beraber düşünelim. Bu roman bir adamı edip ve romancı yapmaya kâfi midir? Bir insan ki ömrünün 8-10 senesini feci bir derdin pençesinde, bütün hisleri ve düşünceleri bu derde bağlı olarak geçirmiştir. Eli de ekmek parası için sürü sürü yazı yazmak sayesinde iki lafı yan yana getirmeye müsaittir. Artık ömrünün bu en büyük ve belki yegane hadisesini biraz alaka ve birçok merhamet çekecek kadar kaleme alamaz mı? Yara romanı doğru dürüst hurafetle başlatsa 60-70 sayfa ancak tutar. Herkesin itiraf edeceği şekilde tekniği de oldukça bozuktur. Büyük eser, sanat muvaffakiyeti dediğiniz bu mu? Şu halimde ben İsmet Şerif'in çektiğini çeksem böyle bir fasıllık bir roman kıvırırım. Bence sanatkar kendinden başkalarına vermeye başladığı zaman sanatkar olur. İsmet Şerif'in eğri boynu omuzlarının üzerinde kıpkırmızı kesildi. Titreyerek bağırdı. Ömründe 3 satır yazı yazmamış bir herifin mütalaları daha başka türlü olamaz. Sokakta ayakkabı boyayan bir çocuğun işine müdahaleyi salahatinizi dışında sayarız. Halbuki biz sanatkarların işine burnunuzu sokmayı en tabi hakkınız adetinizdendir. Çizmeden yukarı çıkmak bizim yarı münevverlerin en bariz vasfıdır. Ömer güldü. Boyacının meslek ve usullerine karışmam. Yalnız papucumu fena boyarsa bunu anlamaya gözüm müsaittir. İtiraza da hakkım vardır. Eğer sanatkarlar eseri hakkında söz söylemek salahatine yalnız meslektaşlarına verecek olursa gene kendilerini ziyan ederler. Çünkü onlar birbirlerine karşı bizim kadar insaflı değillerdir. Birkaç kişi güldü. Emin Kamil, İsmet Şerif'in tekrar müdafaa etmek için söze başlamış gibi yaparak lafı değiştirdi. Evvela hiç kimse onun ne söylediğini anlamadı. Fakat yavaş yavaş yeni daldığı İslam tasavvufundan bahsettiği meydana çıktı. Genç şair, bir sene gibi bir zamanda Buda'yı, Leotse'yi deneyip bırakmış, nihayet Muhiddin-i Arabi ve Hallacı Mansur'da karar kılmıştı. Yeni öğrendiği ve yanlış telaffuz ettiği Arapça ibareler söylüyor, münasebetli münasebetsiz beyitler okuyordu. Mansur enel hak söyledi, haktır sözü hak söyledi. Dedikten sonra bu hikmetin nasıl tesvir edildiğini görmek için gözlerini kırpıştırarak etrafına bakınıyordu. Masanın başında oturan ak saçlı reis, Emin Kamil bir şiir okusana diye tutturdu. Genç şaire ve onun alaka verici istihalelerine hayran olan birkaç kişi daha ısrar ettiler. Herkes sustu ve şair yerinden kalkmadan derin ve oldukça tatlı bir sesle uzun bir şiir okumaya başladı. Bu manzumede Türkçe'de mevcut bütün korkunç kelime ve mevhumlar bir araya toplanmış gibiydi. Böylece tüyleri ürperten bir tesir elde etmekten istendiği anlaşılıyordu. Kızılca kıyametlerden, gayiplerden gelen seslerden, Arap bacılardan, kanlı şafaklardan, ateşlerden, zehirlerden, vehimlerden ve bir yerinden de William Tell gibi elmaya ok atan bir adamdan bahsediyordu. Fakat bu ok ateşten ve bu elma ruhtandı. Şiir bitince herkes bir müddet sustu. Şiirin anlaşılmaz mahiyeti ve dinleyenlerin kendilerine yaptıkları telkin aydınlık aklın üzerine bulut gibi çökmüştü ve dağılmak için zamana muhtaçtı. Nihayet cemiyet reisi ilk söz ve hüküm hakkının kendinde olmasını icap ettiğini hatırlatarak "Fevkalade, işte şiir budur, tebrik ederim." dedi. Sonra hiç olmazsa küçük bir tenkitte bulunmanın bu işlerden anladığını ispat için yegane vasıta olduğunu düşünerek ilave etti. "Yalnız bir mısrayı iyice anlayamadım. Hayal bana biraz, nasıl söyleyeyim, biraz şiddetli göründü. Bilmem arkadaşlar nasıl buldular şu mısra. Tükürdüm gözlerimi ağzından boncuk gibi." Derhal hararetli bir münakaşa başladı. Bu bir tek satır üzerine herkes fikrini söylüyor, şair eserinin tefsirine çalışan bu basit kalabalığa merhamet dolu gözlerle fakat tenkitler karşısında sinirlendiğini de saklamayarak bakıyordu. Bu sırada Bedri Ömer'e doğru sokuldu. Şiiri
Sen nasıl buldun? Dedi. Bilmem, bir şey anlamadım. Fakat fena değil gibi. İnsanın üzerinde garip bir tesir yapıyor. Bedri hazin bir gülümsemeyle başını salladı. İşte Emin Kamil'in istediği de bu. Bir şey anlaşılmadan garip bir tesir yapmak. Ne kadar basit insanlarız. Doğru dürüst oturup düşünürsek bu manzumenin dünyada yazılabilecek en basit hokkabazlardan, yaverlerden biri olduğunu eminim ki teslim ederiz. Hiçbir derin ve kuvvetli hisse, hiçbir büyük ve insani sarsan fikre dayanmadan sırf göz boyamak, esrarlı görünmek için yazılan bu 5-10 satırda bir talebede bile mazur göremeyeceğimiz aleladikler var. Yalnız şair bizim ne mal olduğumuzu bildiği için birkaç ucuz ve basit vasıtayı müracaat etmiş. Bunlardan birincisi tesirli olduğunu şimdiye kadar daima ispat eden mistik havadır. Cahil ve dalavereci bir yobazın kendini muhiyete yutturmak için müracaat ettiği esrarlı ve muammalı birkaç formül, birkaç dini teşbih, bir iki karanlık ifade bugün bile derhal aydınlık düşünceleri bulandırıyor. Kendilerinde bir şeyler bulunduğunu vehmetmeden bütün acizlerin hiç şaşmadan bu basit çareye, karanlık ve karışık olmak suretiyle derin ve manalı görünmek hilesine başvurduklarını unutuyoruz. Sonra Emin Kamil kendini bize enteresan göstermeye, ikide bir de değiştirdiği birbirinden yaman kanaatler ve imanlar ile gözümüzde büyülü bir perde yaratmaya da muvaffak olmuş. Birçok hayalleri, başkalarında bizi derhal güldürmeye kafi olacak olan saçmalıkları, etrafına hürmetsizlikten ve saygısızlıktan doğan patafatsızlıkları ve küstahlıkları bize büyük bir şahsiyetin ifadeleriymiş gibi geliyor. Hakikaten şahsiyet sahibi olan bir adamda bulunması lazım olan sarsılmaz iç müvazenesinin insanlığa ve bittabi insanlara onları kör, aptal yerine koymayacak kadar kuvvetli bir hürmetin onda mevcut olmadığını fark etmiyoruz. Bak, tükürdüm gözlerimi ağzımdan boncuk gibi mısrası üzerinde hepsi de ahmak olmayan şu bir sürü insan ciddi ciddi münakaşa ediyor ve bu şair kendi büyüklüğüne kendi de inanarak minnettar gözlerle onlara bakıyor. Halbuki yüzüne dikkat etsen ruhunun iç tarafında nasıl külçe halinde bir yalanın saklı olduğunu görürsün. En korkunç yalan da budur. Kendimize karşı bile kullanacak kadar pençesine düştüğümüz bu derin ve gizli yalan. Onun içinde yaşadığı cemiyet üzerinde düşünmekten alıkoyan, Budizm'e götüren, Çin felsefesine saptıran, tasavvufa daldıran hep bu ruhundaki büyük yalandır. Kainatın alalede seyriyle maddi şeylerle hiç alakası yokmuş gibi görünen zekası, zengin babasından para koparmak için öyle kurnazca, öyle esnafça hileler bulur ki, bir sene düşünsen akıl edemezsin. İhtiyar ve zengin babası da oğlunun dehasına inanmıştır. Buna rağmen para işlerinde titiz davranmak ister. Ve Emin Kamil yeni bir vurgun yapmak için Avrupa'ya bir kongre davet edildim yahut yeni bir mecmua çıkaracağım, dünyaya parmak ısırtacağım gibi şeyler uydurur. Sahte üdebayı evine götürüp kendini babasının yanında göklere çıkartır, mevhum Avrupa tabirlerinden babasının anlamadığı bir dilde yazılmış içi takdir ve hayranlık cümleleriyle dolu teklif mektupları alır. Sonra bu kadar ustalıkla tiyatrolar tertip eden adam çiftliğinde yalın ayak dolaştı diye dahi olduğuna, büyük şair, uçsuz bucaksız mütefekkir olduğuna bizi inandırır. İnsanların en zayıf tarafları sormadan, araştırmadan, düşünmeden, kafalarını patlatmadan inanmak hususundaki hayret verici temahülleridir. Dünyadaki yalancı peygamberi yetiştirmek ve beslemek için en iyi gübre işte bu bilmeden inanmak için çırpınan kalabalıktır. Bedri bu sözleri yavaş bir sesle tane tane ve hiç heyecanlanmadan söylemişti. Kendisini Ömer'le Macide'den başka işten yoktu. Fakat bu ikisi etraflarında hala devam eden münakaşayı tamamen unutmuşlardı. Bedri'nin bu kadar uzun, bu kadar kendini vererek konuşacağını hiç tahmin etmiyorlardı. Ömer arkadaşının sessiz sedasız durmasına mukabil birçok şeyler düşünüp kuran bir adam olduğunu yeni anlıyordu. Bu sırada Emin Kamil münakaşası çoktan bitmiş, Nihat söze başlayarak insanların kuvvetli ve zayıf, ahmak ve akıllı olarak tasnif edilmeleri ve buna göre bir cemiyet kurulması hakkındaki malum fikirlerini izaha koyulmuştu. Etrafta gene birçok tasdik ve iştirak alametleri vardı. Kuvvetliye ve akıllıya imtiyaz verileceğini düşünen herkes mavi boncuğu kendisinde bilerek veya böyle görünmek isteyerek bu fikirleri pek doğru buluyordu. Bu akşam söz söylemek ihtiyacında olduğu anlaşılan Bedri tekrar Ömer'e dönerek ''Gayet acayip bir fikir daha.'' dedi. ''Nihat'ın sözlerine dikkat et.
Neredeyse bir kuvvet dini icat edip ona tapacak. En hararetli taraftarları da etrafındaki aptal çocukları bir yana bırakırsak İsmet Şerif ile Profesör Hikmet. Her üçünün müşterek bir vasfı var. Her biri hilkatin birer tokatını yiyerek hayatta birer cihetten zayıf ve aciz kalmış insanlar. Nihat'ın illetlerini bilirsin. Zaten bir yüzüne bakmak da kafi. Sıska vücudu, incecik kolları ve sinirden başka bir şey bulunmayan suratı ile bir palyaço kadar biçare bir mahluk. İki günde bir ya böbreklerinden ya ciğerlerinden hastalanır, evi eczane gibi. İsmet Şerif ise görüyorsun, boynundaki arıza yüzünden ömrü ve maneviyatı harap olmuş, vücudu kavruk kalmış ve içinde boynuna inkisarlar biriktirmiş biri. Ağzını açtığı veya kalemini eline aldığı zaman ancak senelerin topladığı zehri dökebiliyor. Profesör Hikmet de tabiatın kendisine lüzumundan fazla miktarda verdiği ihtirasları köreltmek için en ufak bir meziyete bile sahip olmayan, hayatı kadın düşüncesiyle geçerken yüzü her kadında hatta parayla gittiği yerlerde bile istikrar uyandıran bir zavallı. Görüyorsun ki hepsi hayatta birer miktar kim borçlu. Hepsi çocuklardan beri mahrum oldukları kuvvete hasret çekerek ve kendilerini yiyerek bu hale gelmişler. Hakikaten kuvvet sahibi olanlara haset ve imkansızlıkla baka baka nihayet kuvveti en büyük, en tapılmaya layık bir mevcudiyet olarak kabul etmişler. Şimdi öyle bir nazariye yapıyorlar ki anası aciz ve mahrumiyet. Bu gibi fikirleri doğuranlar daima ezilmeye, yok olmaya mahkum olduklarını hisseden zümrelerdir. Bağırırlar, çağırırlar, ellerine fırsat geçerse suni olarak sahip oldukları bu iktidarı en vahşi bir şekilde kullanmaya kalkar, fakat nihayet hayatın ebedi kanunlarının pençesi altında çiğnenir ve mahvolurlar. Bu sırada herkesin yerinden kalkıp salona geçişinden müsamerenin başlamak üzere olduğunu anladılar. Bedri sözünü keserek "Hadi gidelim ve seyredelim" dedi. Ömer ve Macide onun sözlerinin tesiri altındaydılar. Bilhassa Ömer belki hayatında ilk defa ciddi bir mesele üzerinde konuşulan lafları alaya almak ihtiyacını duymuyor, ezeli şüphelerini harekete geçirmeye sebep görmüyordu.